atamızın yolunda, su üstü ve altında, denizlerin bekçisiyiz, denizlerin bekçisiyiz, su üstü ve altında, denizlerin bekçisiyiz, denizlerin bekçisiyiz, denizlerin bekçisiyiz. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Saati 8.35 yaptık. Şu an itibariyle 32 kişi katılımcımız var. Ben herkesi bir sessize alıyorum önce. Evet, bu akşamki konuşmacımız Sayın Bülent Yılmazer. Kendisi 1959 doğumlu. Orta öğrenimine Amerika Birleşik Devletleri'nde başlamış ve TED Ankara Koleji'nde tamamlamıştır. 83 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş. 86 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde International Business Management İhtisas Programı'nı tamamlamıştır. 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Atatürk Heykelleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde tarih bilimi alanında tezi yüksek lisans çalışmasını tamamlayarak bilim uzmanı unvanını almıştır. 96 yılına kadar Aselsan'da çalışmış, çeşitli ulusal ve NATO savunma sistemi projelerinde üretim, mühendislik ve kalite alanlarında yönetici olarak görev yapmıştır. Halen özel bir şirkette yönetici olarak çalışmaktadır. Kendisi birçok kongre, sempozyum, seminerde sunumlar yapmış olup çok sayıda yayını vardır. Kendi yayınları olduğu gibi katkıda bulunduğu yayınlarda mevcuttur. Bülent Bey, buyurun efendim, siz sesinizi açın lütfen. Çok teşekkür ederim Alaaddin Bey. Herhalde sunumu da paylaşabileceğim değil mi? Şimdi orada... Bir dakika. Ekranınızı görüyoruz. Tamam, şimdi... Eğer ki slideshow'u başlatırsanız tam ekran görebileceğiz. Şu anda tamam. Edit modunda görüyoruz. Şu anda tam ekran görüyoruz. Evet, teşekkürler. Tamam. Buyurun efendim. Ben çok teşekkür ederim. Boğaziçi Deniz Kültürü Spor ve Çevre Platformu'nun sayın üyeleri ve bu akşamki programımıza katılan sayın konuklar. İlk önce Alaaddin Bey'e yaptığı özgeçmiş bilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben 2012 yılının Aralık ayında İzmir'de düzenlenen 1. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi'nde açılış töreninde Türk havacılık sanayinin tarihçesi hakkında konferans vermek üzere davetli konuşmacı olarak katıldım. Kongre bildirileri sunumları arasında, verilen dinlenme arasında deniz helikopter pilot Yarbay Feza Tunç ve deniz helikopter pilot binbaşı Murat Bozkurt'la tamamen tesadüf eseri aynı masada buluştuk. Çaylarımızı içmeye başladık. Tanışma faslından sonra kendilerine deniz havacılığı olarak, yıl 2012, tekrar hatırlatayım, kendilerine deniz havacılığı olarak 2014 yılı için özel etkinlik düşünüyor musunuz diye sordum. Feza Yarbay, tabii ki hocam, Haziran 2014'te askeri deniz havacılığımızın kuruluşunun 100. yılını kutlama töreni yapacağız dedi. Bunun üzerine başka diye sordum, masada bir sessizlik oldu. Feza Yarbay, sorduğunuza göre bizim bilmediğimiz bir şey var hocam, nedir dedi. İlk hava şehidimiz kimdir diye sordum. Feza Yarbay rahatlıkla Yüzbaşı Fethi Bey diye cevap verdi. Ben küçük bir düzeltme yapayım dedim. Deniz Çarkçı Yüzbaşı Mehmet Fethi. Özet bir şekilde Deniz Çarkçı Yüzbaşı Mehmet Fethi'nin hayatını onun denizci kimliği üzerinden kendilerine aktardıktan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2014 yılı programında hiç olmayan bir anma töreninin 2014 yılı Şubat ayında gerçekleştirilmesiyle ilgili proje aslında projeyi Ankara'da Kuvvetleri Komutanı Sayın Oramiral Bülent Bostancıoğlu'na takdim etti. 27 Şubat 2014 günü Deniz Hava Komutanlığı'nın Cengiz Topel Hava Üssü tesislerinde ilk hava şehidimizin vatanı için görev yaparken hayatını kaybetmesinden 100 yıl sonra
tren gerçekleştirmesini sağladı. Ayrıntılarından daha sonra bahsedebiliriz. Ancak 2014 yılında ilk hava şehidimizin denizci bir subayımız olduğunu belgeleriyle birlikte ortaya koymuş olmamıza rağmen sonraki yıllarda yapılan, daha önceki 99 yılda olduğu gibi 2015 yılından bugüne kadar yapılan anma törenlerinde halen sadece tayyareci veya pilot olarak anılmaktadır. Maalesef sadece tayyareci veya pilot olarak anılarak onun denizci kimliğinin üzeri örtülmekte, halen sadece havacı gibi anılmaktadır. Bu durum aslında benim için çok üzücü ve düşündürücü bir durum. Boğaziçi Deniz Kültürü Spor ve Çevre Platformu'nun başkanı Sayın Levent Karataş ve yöneticilerinden Sayın Alaaddin Sevim'in Sevim'e yaptığım başvuruya ilgi göstermeleri neticesinde bugün bir araya geldiğimiz programda sizlere ilk hava şehidimiz Deniz Çarkçı Pilot Yüzbaşı Mehmet Fethi'nin neredeyse hiç bilinmeyen hayatını ve çok yanlış anlatılan şehit düşme olayını belgeler eşliğinde gerçek yönüyle aktarmaya çalışacağım. Gerçek yönüyle ifademin üzerine basarak söylediğim için 50 yıldan daha uzun bir süredir tutkuyla sürdürdüğüm, 35 yıldan daha uzun süredir de yurt içi ve yurt dışı arşiv kaynaklarından faydalanarak bilimsel yöntemlerle incelediğim havacılık tarihimiz araştırmalarım içinde Deniz Çarkçı Pilot Yüzbaşı Mehmet Fethi'nin hayatıyla ilgili gerçekleri ortaya çıkarken kullandığım kaynaklardan kısaca bahsetmek uygun olacak. Kronolojik bir sırayla bahsedecek olursam, henüz daha lise öğrencisiyken okulumun havacılık kolu vasıtasıyla kütüphanesinden faydalanmaya başladığım Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı. 1985 yılından beri kaynaklarından faydalandığım İstanbul Askeri Müze ve Kültür Sitesi ve aynı yıl İstanbul Yeşilköy'deki Hava Müzesi. 1986 yılında şahsi ziyaretimle kaynaklarından faydalanmaya başladığım, o yıllarda Public Records Office olarak anılan, günümüzde The National Archives olarak faaliyetlerini sürdüren İngiltere Devlet Arşivleri. 1970 yıllardan beri kaynaklarından faydalandığım bazı kurumların isimleri tabii ki zaman içinde sonradan değişti. Ben onları kaynakları ilk yararlanmaya başladığım isimleriyle anıyorum. 1987 yılından itibaren resmi izinle kaynaklarından faydalanmaya başladığım Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı ve hemen bunun akabinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tarih ve Şube Müdürlüğü, Osmanlıca Eserler Koleksiyonu'ndan faydalandığım Milli Kütüphane, İsrail Kudüs'te İbrani Üniversitesi kaynakları arşivi ki bu üniversitenin öğretim üyelerinden ve İsrail Havacılık Fotoğrafları Arşiv Başkanlığı da yapmış olan değerli dostum Dr. Doug Gavish'i bu vesileyle teşekkürümle evet. Almak isterim. Tamam. Harabak Kelimeleri Komutanlığı ve Dağıtılar Başkanlığı ki yine bu arşivdeki çalışmalarında ilgi ve desteğini esirgemeyen dönemin müze arşiv müdürü Deniz Öğretmen Binbaşı Halil Ertürk de bu vesileyle kendisine teşekkür ederekten almak isterim. Teşekkür etmen gereken kişi isimleri aslında burada sayılamayacak kadar çok. Ama ben özellikle Deniz Çarkçı Yüzbaşı Mehmet Fethi'nin hayatta olan aile yakınları ve bundan arasında özellikle Sayın Aynur Önçal hanımefendiye bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Vatan için görev yapan, bir kartala benzetilen, değerli hatırasında bir kentin ismi değiştirilen Fethi kimdir? Bu sorunun cevabını kentin isminin değişmesine neden olan olayın gerçek hikayesinin izinden giderek vermeye çalışacağım. Gerçek hikayesi diyerek vurguluyorum. Çünkü TV hakkında yazılan ve yayınlanan çalışmalarda çok eksikler ve yanlışlar bulunmaktadır. Uzun yıllardır devam eden araştırma çalışmalarım, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın uygun bulması ve Deniz Hava Üst Komutanlığımızın verdiği destekle 2014 yılında tamamlanmış, belgeye dayanan bilgiler ışığında gerçeklerin bir kitap halinde yayınlanması mümkün olmuştur. İlk Türk Hava Şehidi Deniz Çarkçı Yüzbaşı Mehmet Fethi'nin hayatının ayrıntılarını, çoğu daha önceden bilinmeyen yönleriyle bazıları ilk defa yayınlanan belgeler ve fotoğraflar eşliğinde bu eserinde okuyabilirsiniz. Mehmet Fethi'nin aydın, fedakar ve kahraman kişiliğini ve vatanı için görev yaparken hayatını kaybettiği olaylar dizisini bu akşam sizlere özetle aktarmaya çalışacağım. Türk ordusunda havacılığın ilk defa teşkilatlanmaya başladığı zamanda bir miktar subayımız
pilot bir miktar subayımız da uçak makinesi eğitimi almak üzere seçilerek yurt dışına eğitime gönderildiler. Uçak makinesi eğitimi almak üzere İngiltere'ye gönderilen subaylarımızdan biri Deniz Çarkı Üsteğmen Mehmet Fethi'dir. Uçak makinesi eğitimi için denizci subayın seçilmesinin temel ve önemli bir nedeni vardı. Ordunun en iyi eğitim almış mühendis subayları 1770'li yıllarda Tersane-i Amire bünyesinde Mühendishane-i Bahri Okulu'nu kurmuş olan Deniz Kuvvetleri'nden yetişmektedir. Derslikleri, kütüphanesi, basım evi, modern ders aletleri, zorunlu Fransızca ve seçmeli İngilizce yabancı dil dersleriyle bir bilim yuvası halinde faaliyet gösteren okulun seyri sefer ve mühendislik eğitimi veren iki bölümü bulunmaktadır. Mühendis deniz subaylar, uygulamalı eğitim sistemi izleyen Çarkçı Ameliye Mektebi'nde yetişmektedir. Rumi 1303, yani 1887 yılı. İstanbul Ayaspaşa'da doğan Mehmet Fethi, İmalat-ı Harbiye Fabrikası'nda görevli Kırım Kazgan Türklerinden makinist Abdurrahman Bey ile eşi Halide Hanım'ın oğludur. Mehmet Fethi, ortaokula kadar öğrenimli devlet okullarını tamamladıktan sonra 29 Ekim 1901'de Çarkçı Ameliye Mektebi'ne kaydolmuştur. Zaman içinde gelişerek Çarkçı Mektebi Bahri Şahane ismi alacak olan bu eğitim yuvası donanmanın mühendis subaylarını yetiştirmektedir. Mehmet Fethi 6 Haziran 1904 tarihinde tek iyi derece ve üst temel rütbesiyle mezun olmuştur. Deniz subayı olaraktan Yüzbaşı Hüseyin Rauf Orbay emrinde Hamidiye Kruvizörü'nde ve başka donanmanın diğer gemilerinde de çarkçı yani deniz mühendis subayı olaraktan görev yapmıştır. Sufara meraklı olan Mehmet Fethi, gemilerde görevli olmadığı günlerde halktan bağış toplayarak donanmanın güçlendirilmesi amacıyla kurulmuş olan donanma cemiyeti yararına yapılan bisiklet yarışlarına da katılıyordu. Burada çalışkanlığı, görgüsü ve bilgisiyle amirlerinin dikkatini çekmiştir. Deniz mühendisliği eğitiminde kazandığı yabancı dil bilgisiyle en yeni teknik konuları yabancı yayınlardan takip eden Mehmet Fethi, orduda havacılık alanındaki çalışmalardan haberdar olunca o günkü tabirle tayyareciliğe kabul için dilekçe vermiştir. Bahriye Nezareti 29 Haziran 1912 tarihinde Harbiye Nezareti'ne yazdığı yazıyla Mehmet Fethi'nin çalışkanlığı, bilgisi ve cesaretiyle havacılık alanında parlak bir gelecek vaat ettiğini bildirerek havacılık eğitimi almasına onay vermiştir. 20 Temmuz 1912 tarihinde uçak makinisti eğitimi almak üzere İngiltere'ye gönderilen Mehmet Fethi, uçuş dersleri de almayı arzu ediyordu. İyi derecedeki İngilizce bilgisi, aydın ve sempatik kişiliğiyle okulun yöneticisi Collins Pizey'in dikkatini ve takdirini topladı. Pizey, makinist eğitim yanında Mehmet Fethi'nin uçuş eğitimi almasına da olanak tanıdı. Boğaziçi Deniz Kültürü, Spor ve Çevre Platformu'nun sayın üyeleri, bayi sayın konuklar. Mehmet Fethi'nin teknik konulara olan büyük ilgisinin yanında onun hayatından bahseden önceki hiçbir çalışmada yer verilmeyen bir ilgisi vardı. Kartpostal koleksiyonu yapıyordu. Uzun bir araştırma çalışması, çekiş engelli açtığı Mehmet Fethi'nin hayatta olan yakınlarına ulaşınca ailedeki Mehmet Fethi'ye ait evraklar arasında bu kartpostal koleksiyonunu gördüğümde hissettiklerimi kelimelerle anlatmam gerçekten çok zor. Yurt içi ve yurt dışı arşivlerde yaptığım araştırmalarda elde ettiğim verilerde görüyordum ki Mehmet Fethi'nin entelektüel bir kişiliği var. Ve bu kartpostal koleksiyonu bu kişiliğinin ortaya çıkarttığında çok büyük katkısı oldu. Kartpostalların bazılarının arkasında Mehmet Fethi'ye yazılı kısa mektuplar var. Bazısında Mehmet Fethi'nin kendi yazısı var. Bazılarının arkası ise yazısız. Mehmet Fethi görevli olarak gittiği yerlerden kendisine kartpostal satın alaraktan koleksiyonunu geliştirdiği gibi meslektaşlarından, arkadaşlarından gittikleri yabancı ülkelerden kartpostal göndermelerini veya getirmelerini de istemiş. 3 ay kadar kısa bir süre havacılık eğitimi aldığı İngiltere'de de eğitimin dışında serbest zamanında bölgedeki diğer havacılık tesislerinde otomobil yarış pistini ve turistik yerleri gezdiğini
ve buradaki kartpostalları satın alarak topladığını görüyoruz. Buralardaki havacılık faaliyetleri, yelkenli tekne yarışları, kasaba panayırları gibi sosyal faaliyetleri izleyen Mehmet Fethi, bir yandan görgü ve bilgisini artırırken, diğer yandan topladığı kartpostallarla İngiltere'nin 100 yıl öncesinden günümüze miras kalan değerli bir postal koleksiyonu oldu. Kim 1912 Balkan Savaşları'nın çalışması üzerine İstanbul'u dönmek gerekti. Bir grup subayımız göçmenleri İzmir'e taşımak üzere hareket eden gemiye binerek kaçmayı başardılar. Düşman kuvvetlerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'a 50 kilometre mesafedeki Çatalca savunma hattına kadar dayandığı sırada Mehmet Fethi'nin uçuş görevi isteği de cevap buldu. Osmanlı ordusu cephelerde durumu lehine çevirmek için tüm imkanlarını seferber ettiğinde İngiltere'de uçak makinesi eğitimi sırasında kendi imkanlarıyla bir miktar uçuş dersi almış olan Mehmet Fethi artık tayyare mektebinin uçucu kadrosunda yer alıyor. Mehmet Fethi bazı ileride kurulmasında görevler yapacak olan piyade binbaşı Ahmet Seda Uğur'a akşam üzeri ve yağışlı havada başlayan bu keşif uçuşu havanın kararmasından sonra da devam etmiş ve Mehmet Fethi havacılık tarihimizdeki ilk gece uçuşunu gerçekleştirmiştir. Değerli izleyiciler, şu anda ekranda paylaştım. Daha sonra paylaşacağım dergilerde özellikle uçakların tipleri ve motorları da çizdiğimi fark edeceksiniz ve buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Ahmet Sedat'ın hatıratı, Balkan Savaşları'nda kullandığımız ahşap ve bez uçakların güven vermeyen görüntüsü, yüzünüze gözünüze sıcak yağ sıçratan, büyük bir gürültü ve sarsıntıyla çalışan bir motorun arkasında açıkta uçmanın güçleri, havacıların hangi fedakarlıklarla görev yaptıkları konularına ışık tutmaktadır. Vaktimizin sınırlı olması nedeniyle burada aktarmadığım bu hatıratı Mehmet Fethi'nin hayatıyla ilgili olarak yayınladığım eserde okuyabilirsiniz. Fransa'da uçuş eğitimini tamamlayarak görev alan Topçu Yüzbaşı Salim İlk Uçan'ın hatıratındaki sözler Balkan Savaşı döneminde havacılarımızın durumuna ışık tutmaktadır. Salim İlk Uçan burada hem Fransa'da kendisi gibi eğitimini tamamlayan pilotların ne seviyede başarılı olduklarına dikkat çekiyor. Hem aslında hiçbirinin henüz hava harp harekatı yapacak seviyede eğitim almadığından da bahsediyor. Hatta eğitim alan bazı arkadaşlarının değişik tipte uçaklarla eğitim aldıkları için farklı bir tipteki uçakla uçmaktan da imtina ettiklerini, kaçındıklarından da bahsediyor. Avrupa'daki eğitimini tamamlayarak görev almış olan pilotlarımız eğitim aldıkları uçak tipi dışında uçaklarla uçmayı reddederken, kendi çabasıyla uçmayı öğrenmiş olan az önce paylaştığım görsel belgelerle de ortaya koyduğum gibi, en farklı sistemdeki uçaklar başarıyla uçuş yapıyordu. Avrupa'da uçuş eğitimini tamamlayan subaylarımız arasında en yüksek not ile görevi alan Topçu Yüzbaşı Salim, onun üstün yeteneğini şu sözlerle ifade ediyordu. İçimizde en güzel uçan Fethi'ydi. Deniz Şartçı Üstümen Mehmet Fethi, Balkan Savaşları'nda Osmanlı işiyle cephede gösterdiği yararlılıklardan dolayı Padişah Berati ile 1914 tarihinde Gümüş Liyakat Madalyası ile takip edildi. Balkan Savaşları sırasında Tayyare Mektebi'nin atölyesinde en basit parçayı öğretecek makineler dahi yoktu. Havacılar ve onlara destek vermeye çalışan Bahriyeli birkaç makinist, herhangi bir teknik çizim veya havacılıkta kullanılacak uygun malzeme ve ekipmanlardan yoksun olarak yerel imkanlardan uydurdukları yöntemlerle yedek parça ve tamir yapıyorlardı. Mehmet Fethi ve diğer havacılarımız Balkan Savaşları'nda havadan keşif görevlerinden bilgi toplanması ve bunun kimyasal uygulamaları ile günümüzde
bilgi harekatı olarak tanımlanan yeni harekat biçimine öncülük ettiler. 29 Eylül 1913 tarihinde ateşkes ilan edildiğinde Mehmet Fethi ve silah arkadaşı bir avuç havacımızın keşif uçuşlarından elde ettikleri bilginin içeriği, doğruluğu ve karar vericilere zamanında ulaştırılmış olması Trakya'da sınırların yeniden çizilmesinde belirleyici rol oynadı. Balkan Savaşları sırasında havacılarımızın bu başarılı ve önemli faaliyetlerinden dolayı dönemin ileri gelenleri Ayestefonas, o zamanki adıyla Ayestefonas, bugünkü Yeşilköy'deki Tayyare Mektebi'ne bir ziyaret yaptılar. 7 Kasım 1913'te Dahiliye Nazırı Talat Bey ve 1. Kolordu Kumandanı'nın vekili Ahmet Cemal Paşa bu ziyarette edildiler. Ahmet Cemal Paşa uçakla uçurulmayı arzu ettiğini bildirdi. Tayyare Mektebi müdürü saatin geç ve havanın rüzgarlı olması nedeniyle uçuşun riskli olacağını söylemesine rağmen Ahmet Cemal Paşa isteğinde ısrar etti. Mevcut şartlar altında Ahmet Cemal Paşa'yı uçurma görevi Tayyare Mektebi'ndeki havacılar içinde en iyi uçan Mehmet Fethi'ye verildi. Ahmet Cemal Paşa'dan sonra Talat Bey de uçmak isteğini bildirince uçak tekrar hazırlanmış ve Mehmet Fethi kendisini İstanbul üzerine uçurmuştur. Bu uçuşları izleyen ve haber yapan gazete muhabiri Osman Mehvi de uçmak arzusunu bildirdi ve onun isteği de kırılmadı. 7 Kasım 1913 tarihinde yapılan bu uçuşlarda deniz çarkı üstlenen Mehmet Fethi, havacılık tarihimizde ilk defa devlet ileri gelenlerini uçurarak ilk VIP uçuşları gerçekleştirmiştir. Gazete muhabiri Osman Mehbi'nin Mehmet Fethi ile uçuşu da tarihimizde bir sivilin ve bir basın mensubunun ilk defa uçurulması olmuştur. Balkan Savaşları'nda elde ettikleri başarılar ile özgüvenleri de artan havacılar 24 Kasım 1913 tarihinde İstanbul-Edirne-İstanbul arasında üçlü kol uçuşu gerçekleştirdiler. Havacılık tarihimizdeki bu önemli uçuşta Fransa yapımı Beleriou 11 modeli uçağın pilotu olarak görev yapan Mehmet Fethi uçuşu başarılı bir şekilde tamamladı. Ordu bünyesinde havacılığın ilk kurulmaya başladığı günlerden beri uçakların satın alma maliyetinin büyük bir kısmı donanma cemiyetinin yürüttüğü Tayyare İhalesi kampanyası ile halktan toplanan bağışlarla karşılanıyordu. Burada kısa bir tarih bilgi vereyim. 1911 yılında dönemin Harbiye Nazırı, yani bu Milli Savunma Bakanı karşılığı, Mahmut Şevket Paşa, Osmanlı ordusunda havacılık teşkilatlanmasını yapmaya çalıştığında, hepimizin bildiği gibi o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun maalesef bütçesinde yeterli para yok. Kasası boşalmış durumda. Ordunun ihtiyaç duyduğu hem pilotların eğitimi, yurt dışında eğitimi hem alması amacıyla mali bir kaynak yaratılması gerekiyor. Bir devlet adımı dirayeti gösteriyor. Bugünlerdeki devlet adamlarımızda maalesef göremediğimiz bir tasarruf önlemiyle beraber bu işi gerçekleştiriyor. Halktan tayyare alınması için yeni bir tayyare ihalesine katkıları bulunması için, bağışla toplanması için yeni bir teşkilat kurmak, yeni bir masrafa girmek, yeni bir teşkilatın ortaya çıkaracağı maliyet yerine zaten donanmanın güçlenmesi için bu işlemi yürütmekte olan donanma cemiyetinin kaynaklarından faydalanmayı öngörülür. Ve işte donanma cemiyetinin aslında donanmanın gemileri için kaynak sağlamakta kullandığı bağış makrozları üzerine özel bir sürsaj vurularak, tayyare sürsaj vurularaktan bu sefer ordunun ihtiyacı olduğu, duyduğu uçakların satın alması için halktan bağış toplanması amacıyla kullanılıyor. Dönemin Kadın Hakları Koruma Derneği üyesi ve Kadınlar Dünyası Dergisi yazarlarından Belkis Şevket Hanım bu kampanyaya destek vermeyi arzu ediyor. Bu arzu ordu ve havacılar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. 1 Aralık 1913 tarihinde Tayyare Mektebi'ne davet edildiler. Belkis Şevket Hanım uçuşa çıkmadan önce kısa bir konuşma yapıyor. Burada kadınlık cesur olmalı. Kutsal vatanımızı cesaret kurtarır. Ve kadınlık ancak cesaretle yükselir sözlerini ifade ediyor. Mehmet Fethi komandasında İstanbul üzerinde uçarken Kadınlar Dünyası adına bir uçağın orduya hediye edilmesi için tüm hanımlara çağrı yapan
kırmızı beyaz kurdelelere bağlanmış kartları uçaktan atıyor. Havacılık tarihimizde gerek savaş alanlarında gerek toplumsal hayat alanında birçok ilklere imza atan Mehmet Fethi 29 Ocak 1914 tarihinde yüzbaşı rütbesine terfi etti. Balkan Savaşları sona erdiğinde Fransa'daki Ulusal Hava Kurumu Paris'ten Mısır'da Kahire'ye kadar 5600 kilometrelik bir hava yarışı başlattı. Para ödüllü bir yarış gibi düzenlenen bu uzun yarışta uçulacak rota üzerindeki devletlerin semalarında Fransız bayrağını dalgalandırmak, Fransa'nın gücünü göstermek, bu topraklarda Fransız çıkarları lehine destek toplamaktı. Bu hava seyahatinde Fransız havacı Dokor, Toros dağlarını aşamayarak arızalanan uçağını terk ederek Fransa'ya geri dönmüştür. İki ayrı uçakta uçan diğer Fransız savcılar Manier ve Vedrim ise Toros dağlarını ancak tek başına uçaklarına tek başına uçarakla aşabilmişlerdir. Boğaziçi Deniz Kültürü, Spor ve Çevre Platformu'nun sayın üyeleri ve sayın konuklar. Fransız savcılar tarafından Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinden geçerek yapılmakta olan uçuşun ardında yatan siyasi amaç gözden kaçmamıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu siyasi amaca bir karşılık vermesi ihtiyacı hissedildi. Balkan Savaşları'nda yaşanan yenilginin acılarının bir an önce hafifletilmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve ordusunun batıdaki emsalleri gibi bilim ve teknolojinin insanoğluna sunduğu en son imkanları başarıyla kullanabildiğinin gösterilmesi, devletin idaresi altındaki toprakların her köşesiyle ilgilendiğinin ve buralara ulaşabilecek güçlü olduğunun ortaya konması gerekiyordu. Bu düşünceler ve amaçlar İstanbul'dan kalkarak Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu ve Orta Doğu'daki topraklar üzerinde uçarak Mısır'a kadar psikolojik harekat niteliğinde bir hava seyahati gerçekleştirilmesine karar verildi. İstanbul'dan başlayarak üç kıtaya yayılmış topraklar üzerinden geçerek Mısır'da sona erecek olan bu uzun yolculuk hava seyir haritalarına göre kuş uçuşu ile yaklaşık 2250 km olacaktır. Devlet önemi çok büyük olan bu hava seyahatinde rast olarak görev yapacak, yani rast derken burada pilotlara yardımcı olacak olan ikinci kişi veya aslında belki denizcilikte seyir süper subayı, havacılıkta seyir süper subayı diyebileceğimiz kişiden bahsediyoruz. Rast olarak görev yapacak Harbiye Nazırı Yaverdin'den Topçu Üsteğmen Selim Sadık ile deniz pilot deniz çarkçı Yüzbaşı Mehmet Fethi, Beleri 11 modeli Muhammed-i Milli isimli uçakla uçacaklardı. Rahatsız olarak görev yapacak Yüzbaşı İsmail Hakkı ile pilot Topçu Üsteğmen Mehmet Nuri de Deperdüs modeli Prens Cirayet'in isimli uçakla uçacaklardı. Bu ekibe yerden destek vermek üzere Deniz Çarkçı Yüzbaşı Murat ve Deniz Çarkçı Üsteğmen Ahmet Cemal de bakım ve onarım faaliyetleri sürdürmek üzere takviye yapacaktı. Devletin bekası ve şanı için 8 Şubat 1914'te İstanbul'dan başlayan hava seyahatinde ilk günden itibaren yaşanan sıkıntılar nedeniyle uçaklar birbirinden ayrı düştüler ve ayrı ayrı uçtular. Mehmet Fethi ve Selim Sadık kapalı ve sisli hava nedeniyle Adapazarı üzerinden 9 Şubat'ta Eskişehir'e ulaştı. Ertesi günde Afyon Karahisar üzerinden Konya'ya ulaştılar. Mehmet Fethi ve Selim Sadık, Konya'da Mevlana Türbesi'ni ziyaret ederken Mevlana'nın hayatı, onun hoşgörüye dayanan yaşam felsefesi ve veziz sözleri hakkında bilgiler aldılar. Mevlana'nın ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir sözü adeta ülkeleri ve halkı için büyük bir cesaret ve özveriyle uçuş görevi yapmakta olan Deniz Çarkçı Yüzbaşı Mehmet Fethi ve Topçu Üsteğmen Selim Sadık için söylenmişti. 11 Şubat'ta Konya'dan kalkan iki havacı şiddetli rüzgarlarla mücadele ederek Toros Dağları'nı 2200 metreden geçit veren Dümbelek Düzlüğü üzerinden aştılar. Karla kapalı zemine yakın mesafeden Toros Dağları'nı geçen Mehmet Fethi kendisinden önceki tecrübeli Fransız havacılarından daha büyük bir başarı elde etmiş, rahatsızlığın ağırlığını da taşıyan uçağında üstün pilotluk yeteneğini bir kez daha ispatlamıştı. 13 Şubat'ta Anadolu topraklarındaki son uğrak yeri olan Arada'dan kalkarak Orta Doğu semalarında Türk bayrağını dalgalandırmak üzere uçuşa çıktılar. Halep ve Humus endiklerinde her iki kentte de ilk defa
kuşak getiren Mehmet Petrov. Bu şartta Beyrut'tan havalanan gemiyle kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle nehir yatağına mecbur iniş yaptı. Mehmet Fethi ve Selim Sadık yere vurunca taktan uçaktan önemli bir yara almadan çıktılar. Uçağın bozulan motoru, hasar gören pervanesi, iniş takımı ve kanatları yerel imkanlarla onuruldu. Günümüzden tam 108 yıl önce 19-23 Şubat 1914 tarihleri arasında yapılan bu çalışmalarda uçaktaki hasarın ne kadar iyi onarıldığı benim için hep şüpheli kalacaktır. Muavide Milliye uçağı 24 Şubat'ta Çam'a ulaşmak üzereydi. Uçağın ilk defa iniş yapacağı Çam'da halk günler öncesinden demir kuşun gelmesini heyecanla beklemeye başladı. Gazete haberlerine göre iniş için hazırlanmış etrafı ağaçlarla çevrili çimenlik alana 80 bin kişi toplanmıştı. Vali, devlet görevlileri, şehrin ileri gelenleri ve halk topluluğu hava büyük bir coşkuyla karşıladı. Değerli izleyiciler, ekranlarınızda gördüğünüz bu fotoğraf benim Türk Havacılık Tarihi ile ilgili fotoğraf koleksiyonumdaki manevi değeri en yüksek olan fotoğraflardan bir tanesidir. Bir fotoğrafa dikkatli bakarsanız ayrıntılarına gerçekten olağanüstüdür. Bizim şarkıcı Mehmet Fethi ve Rasıt'ı Şam'a iniş yapmışlardır. Arkada Muharrem Milli uçağını görüyorsunuz. Ön tarafta uçağın önünde Fethi Bey'i ve Rasıt'ı görmektedir. Ve etraflarında Şam kentinin sivil ve askeri erkanından ileri gelenleri görüyoruz. Bu demir kuşu, Şam'a ilk defa iniş yapan demir kuşu görmek için halk ise etrafta kıştan dolayı yapraklarını dökmüş olan ağaçların gördüğünüz gibi teperine kadar çıkaraktan bu olayı izlemeye, bu tarihi büyük olaya şahit olmaya çalışıyorlar. Muhammed'in milli uçağı, tek tanrı inancına dayanan üç din içinde kutsal olan Kudüs'e ulaşmak üzere 27 Şubat 1914'te Şam'dan havalandı. Uçağın hareketinin üzerinden 4 saat geçmesine rağmen Kudüs'e gelmeyince askeri birliklerin uçağın rotasındaki bölgelerde arama yapmak için çıkması istendi. Uçağın Şam'dan hareketinden yaklaşık bir saat sonra Golan Tepeleri üzerindeki Kefri Halep köyünden görülebilecek bir irtifada güney yönüne doğru geçtiği, daha sonra batıya Taberya Gölü'ne doğru dönen uçağın motoru çalışır durumda baş aşağı biçimde ve burgu dönme hareketi yaparaktan irtifa kaybettiği ve yere vurduğu öğrenildi. Olay yerine giden heyet, Deniz Çarşı Yüzbaşı Mehmet Fethi ve Topçu Üstemen Selim Sadık'ın naaşlarını uçak enkazının arasından çıkararak yakında bulunan Hicaz Demiryolu hattı üzerindeki Semah istasyonuna taşıdılar. Kazanın telgrafla Suriye vilayet merkezi olan Şam'da öğrenilmesi üzerine olayı incelemek üzere Emniyet Müdürü Başkanlığı'nda Deniz Çarkı Üstemen Ahmet Cemal, savcı, adli tabip ve harita subayından oluşan heyet gece saat 9'da tarife dışı olarak düzenlenen özel bir tren seferiyle Semah istasyonuna hareket etti. Heyet istasyona vardığında şehit havacılarının naaşında otopsi yapılarak rapor düzenlendikten sonra kaza yerine gidilerek incelemede bulunuldu. Heyet tarafından hazırlanan belgeler havacılık tarihimizdeki kaza kırım raporudur. Havacılık tarihimizin ilk kaza kırım raporunun tam metnini Mehmet Fethi'nin hayatını anlatılan eserimin içinde okuma imkanı bulabilirsiniz. Bu belge, konuşmamın başında kendisine bir kez daha teşekkür ederek andığım Dr. Dovgaviç ile beraber Genelkurmay Atasya Arşivi'nde sürdürdüğümüz ısrarlı ve titiz çalışma neticesinde ortaya çıkmıştır. Keşif barakası başlığını taşıyan belgede Muavide Milli Uçağı'nın enkazıyla bir kazanın meydana geliş şekliyle ilgili ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Sağlık Müdürü tarafından düzenlenen adli otopsi raporu, havacıların vücutlarında bulunan çeşitli kırıklar ve yaralanmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler içermekte. Keşif raporundaki bulguları tamamlamakta ve her iki havacının da uçak yere vurduğunda meydana gelen şiddetli darbe ve ölümcül yaralar neticesinde hayatlarını kaybettiklerini belirlemektedir. Keşif raporuna iliştirilmiş olan harita, harita subayı tarafından büyük bir özenle elle çizilerek hazırlanmıştır. Olay yerinin etrafındaki topografik özellikler, coğrafi işaretler ve yerleşim yerleri ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Uçağın toprağa vurduğu yerin işaretlendiği harita, günümüze kadar
kazayla ilgili olarak yayınlanmış olan çalışmalarda yer alan ve bölge hiçbir uydurulmuş, yapılmış tanımları anlamak. Uçağın ikazının polis memuru tarafından alınan fotoğrafları da rapora eklenmiştir. Görgü tanıklarının ifadeleri yanı sıra kaza kırım raporunda yer alan bilgilerin ve fotoğrafların Avrupa'da meydana gelmiş olan diğer belirli 11 uçak kazalarına ait bilgiler ve fotoğraflarla karşılaştırmalı olarak analizi kazanın gerçek nedenini açıkça ortaya koymaktadır. Boğaziçi Deniz Kültürü Spor ve Çevre Platformu'nun sayın üyeleri ve sayın konuklar, kazadan hemen sonra konuyla ilgili bilgiler ve ilgili raporlar daha açıklanmadan önce her yerden ve herkesinden kazanın sebebi hakkında yorumlar gelmeye başladı. Aslında değerli izleyiciler, siz de bildiğiniz gibi maalesef günümüzde de özellikle havacılık kazaları olaylarında bu tür karşılaşıyoruz. Daha herhangi bir veri, bilgi açıklanmadan, ortaya çıkmadan önce bilen bilmeyen herkes o kazayla ilgili yorum yapmaya başlıyor. Mehmet Fethi Bey'in kazasında maalesef böyle olmuş. Havacılık hakkında, muayenet milliye uçan özellikleri hakkında ve Mehmet Fethi'nin pilotluktaki yeteneği hakkında bilgisi olmayan kişilerin uydurduğu asılsız söylemler sadece kazanın yaşandığı dönemde değil, maalesef kazadan sonra da yıllar boyunca tekrar edildi ve gerçekmiş gibi kabul edildi. Bu şekilde ortaya atılan bu yalan yanlış söylemlerin resmi ve sözde bilimsel çalışmalarda yer alması nedeniyle kazanın gerçek sebebi 2000 kadar maalesef bilinemedi. Kazanın sebebi sürülen iki tane yanlış iddia vardı. Bunlardan biri kazanın nedenini Mehmet Fethi'nin pilot hatasına bağlamaya çalışan söylendir. Asılsız iddiaya göre Mehmet Fethi Depardus'un uçaklarıyla uçmaktadır ve uçaklarında uçuş tecrübesi yoktur. Bu nedenle Belleriot uçağını güvenle uçuramamış, dengesini kaybetmesi neticesinde uçağın kontrolden çıkmasına sebep olmuş ve düşerek hayatını kaybetmiştir. Tarihi gerçek ise daha önce Balkan Savaşları'nda ve bu seyahatte Toros Dağları'nın aşılmasında uçuruculuktaki üstün yeteneğini ortaya koyan Mehmet Fethi, az önce bahsettiğimiz üçlü kol uçuşu ile İstanbul, Edirne, İstanbul arasındaki hava seyahatini de Belleriot uçağını kullanarak başarıyla tamamlamıştır. Önceki dakikalarda arşivlerde mevcut belge ve fotoğrafın ışığında size aktardığım bilgiler, kazanın Mehmet Fethi'nin Belleriot uçaklarındaki tecrübesizliğinden kaynaklandığı söylemini geçersiz kılmaktadır. Diğer iddia ise kazanın meydana geldiği arazinin coğrafi şartları hakkında dedikodu ötesinde hiçbir bilgisi olmayanların bilgisizlikten uydurdukları ön yargılı ve asılsız söylemlerden ibarettir. Kazanın meydana geldiği coğrafi bölge aslında oldukça enteresan bir coğrafi yapısı var. Taberiye Gölü, Golan Tepelerinin deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 300-350 metre olan sırtlarının batı tarafında deniz seviyesinden 200 metre düşük bir arazide yer alıyor. Bu ilginç topografik yapı bazı yazarların hayal gücünün fazla çalışmasına neden olmuş. Yayınlarında ekranda gördüğünüz ifadeler yer almaktadır. Şubat ayında çok büyük bir hava varmış gibi söylemler, bu sıcak havanın bölgedeki derin vadide sıkışmış olması gibi tamamıyla bölgenin coğrafyasıyla hiçbir alakası olmayan söylemler. Hava tabakaları arasındaki işte ve bölgenin adının da yine bir yakıştırma, aslında hiç alakası yok. Küfrühar kayalıkları veya cehennem vadileri bunlar. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi kalkanların uydurulmuş bu asılsız söylemleri sondan başa doğru irdeleyecek olursak, uçağın düştüğü bölgenin adı hiçbir zaman Cehennem Vadisi olarak yorumlanan Küfrühar değildi. Yurt içinde çok eski veya yeni tarihli herhangi bir haritada, herhangi bir lisandaki bir haritada bölgenin adı hiçbir zaman Cehennem Vadisi olarak anılmamıştır. Kaza raporuna iliştiren haritada, burada sağ üst köşede görüyorsunuz, Golan Tepelerin üzerindeki Kefri Harep Köyü'nü görmekteyiz. Köyün isminin yanlış okunmasının neticesinde Küfrühar sözcüğü üretilmiştir. Yanlış okunan isimde küfür, dinsizlik, harda ateş anlamına geldiği için bu kelimelerden cehennem vadisi uydurulmuştur.
bölgenin topografik yapısına derin bir vadi değildir. Arazi, Golan Tepelerinden sonra seri bir şekilde alçalmakta, içinde Tabelya Gölü ve daha güneyde Ürdeniz'in yer aldığı geniş bir ovaya yayılmaktadır. Kazanın meydana geldiği bölge içerisinde havanın sıkışıp kalacağı bir yapı yoktur. Deniz seviyesinin 200 metre altındaki Tabelya ve 300 metre yukarısındaki Kefri Harep için Şubat ayına ait ortalama meteorolojik veriler, havanın mevsim itibariyle 16. derece sıcak olamayacağını göstermektedir. Hatta ovadaki havanın tepelerdeki havadan genellikle daha soğuk olduğu ve bahsedilen güçlü anaforları yaratacak kadar da bir ısı farkı olmadığı da görülmektedir. Kazanın gerçek sebebi Beleri 11 uçağının tasarımındaki yapısal kusurdur. 1910'lu yıllarda tek satırlı uçakların kanatları uçağın gövdesinin üstündeki ve altındaki dikmelerden geçen gergi telleriyle desteklenmekteydi. Alttan gelen tellerin kanat üzerinde yukarı yöndeki kaldırma kuvvetinden olan uçuş kuvvetlerini karşıladığı düşünülüyordu ve bu nedenle alttan gelen teller kalındı. Üstten gelen tellerin sadece kanadın kendi ağırlığını taşıdığı düşünülüyordu. Bu nedenle daha inceydiler. Halbuki uçuş sırasında yukarı ve aşağı yöndeki kuvvetler üstten gelen ince telleri ve kanadın ana kirişini yormaktaydı. Malzeme yorulması nedeniyle uçağın kanat kirişinde önce çatlama meydana gelmekte ve çatlağın ilerleyerek kirişin kırılması neticesinde ölümcül kazalar meydana gelmekteydi. Bazı sivil pilotların ve hatta Fransa'daki çok tecrübeli askeri pilotların Beleri 11 uçağında kanat kırılması sebebiyle düşerek hayatlarını kaybetmeleri üzerine dünya havacılık tarihinde ilk kez bir tip uçağın uçuşları resmi olarak yasaklandı. Uçağın kanadındaki yapısal kusur bu yasaklama sonrasında gerçekleştirilen incelemelerde ortaya çıktı. Mehmet Fethi'nin uçağının düştüğünü uzaktan izleyen görgü tanığı köylülerin ifadesi, kaza kırım raporunda yer alan bilgilerin, uçak inkazının fotoğraflarının Avrupa'daki diğer belirli uçak kazalarıyla karşılaştırılması kazanın gerçek sebebini açıkça ortaya koymaktadır. Uçağın tasarımından kaynaklanan yapısal kusur nedeniyle kanat kirişi kırılmış ve Mehmet Fethi Bey bu nedenle düşmüştür. Mehmet Fethi ve Selin Sadık'ın cenazeleri, yerel yöneticiler, yabancı ülke temsilcileri ve halktan oluşan kalabalık bir toplumun katıldığı törenle Şam'da Emeviye Camii avlusunda Selahattin Eyyubi'nin türbesinin bahçesine defnedildi. Mehmet Fethi'nin ve Selim Sadık'ın hayatını kaybettiği seyahatte görevli olan Mehmet Nuri, Yafa sahilinde kalkış sırasında yaptığı pilot hatasından dolayı denize düşerek havacılığımızın üçüncü şehidi oldu. Ve ilk hava şehitlerimiz de yanına defnedildi. İstanbul İskenderiye hava seyahati için bir madalya nizamnamesi hazırlandı. Ve şehit düşmesinden sonra üniformasına takılmak üzere Mehmet Fethi Bey'e altın madalya verildi. Konferansımın en başında sunduğum Behçet Kemal Çağlar'ın şiirinde de belirttiği üzere 26 Mart 1914 tarihinde Padişah Buruğu ile Menteşe Sancağı'na yani bugünkü Muğla ile bağlı olan Meyri Kasabası'nın ismi havacılık tarihimizin ilk şehit çarpışı Yüzbaşı Mehmet Fethi'nin hatırasına Fethiye olarak değiştirildi. 1930'lu yıllarda maliyeti Fethiye halkının bağışlarıyla karşılanan Savoya deniz uçağımızda ilk hava şehidimizin anısına Fethiye ismi verildi. Ülkücülük hava şehitlerinin hatırasını ebedi kılmak için İstanbul'da Fatih Meydanı'nda Tayyare Şehitleri Abidesi dikildi. Temeli 1900'lü abide Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin önemli mimarlarından Vedat Tek tarafından tasarlandı. İstanbul İskenderiye hava seyahatini anlatan yazıt ve madalyonlarla süslü kaydenin üzerinde yükselen mermer sütun, seyahatin elim olayla yarım kaldığını temsil etmek için kırık olarak sonuçlandırılmıştır. Abidenin açılışı, Birinci Dünya Savaşı başladıktan hemen sonra 10 Ağustos 1914 tarihindeki törenle yapıldı. Tayyare Şehitleri Abidesi, 1917 yılında basılan 20 para değerindeki Pula'da tema olaraktan işlendi. 1914-1918 yılları arasındaki Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun işgale uğrayarak dağılmasından sonra Ulusal Kurtuluş Savaşımızın devam ettiği çetin mücadeleler verilen yıllarda hava şehitlerimizi onların hatırasına yakışır şekilde anmak pek mümkün olmadı. 27 Ocak 1923'te Tayyareci Binbaşı Mehmet Fazıl'ın eğitim uçuşu sırasında pilot adayı öğrencisi Deniz Asubay Mehmet Emin'le düşerek şehit olmasının ardından 27 Ocak Hava Şehitleri Günü olarak anılmaya başlanmıştır. Ocak ayında hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle törenlerde sıkıntı yaşandığı için
1935 yılından itibaren 15 Mayıs günü Hava Şehitleri Günü olarak anılmıştır. Kara, deniz ve hava şehitlerini ayrı günlerde anılırken 2002 yılında çıkarılan bir kanunla tüm hava şehitlerini anmak üzere 18 Mart Şehitler Günü ilan edilmiştir. Ben şahsi fikrimi de söylemek istiyorum burada. 2002 yılında çıkarılan bu kanunu çok hatalı buluyorum. Kara, deniz ve hava şehitlerimizin her birinin ayrı özel günlerde anılması muhakkak ki bu kuvvetler içindeki aidiyet duygusunda kuvvetlendirici bir niteliği vardı. Bu maalesef kaybedilmiştir. Boğaziçi Deniz Kültürü, Spor ve Çevre Platformu'nun sayın ve sayın konuklar. İstanbul'un Fatih Seyni'nde Fatih Belediyesi önündeki parkta yer alan Hava Şehitleri Abidesi, medyamızdaki cahillerin yayınlarıyla yalan olsa bir parça bilinmekte. Murat Bardakçı ve eğer hava şehitlerimizin hatırasına neredeyse bir hakaret niteliğinde olan bu yayın üzerine daha sonra konuşabiliriz. Konferansımın sonuna gelirken benim asıl bahsetmek istediğim konu ilk hava şehitlerimizin hatırasına dikilen ve uzun süre unutulan anıttır. İlk hava şehitlerimizin kaza kırım raporunda belirlenen tam düştükleri noktada günümüzde İsrail topraklarında bir kooperatif çiftlik arası içinde kalan yerde Mayıs 1914'te İstanbul'daki abide kullanmadan önce abide dikilmiştir. Önce Birinci Dünya Savaşı'nın, sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve ülkemizi işgal eden düşmanlara karşı bağımsızlık mücadelesine verildiği Kurtuluş Savaşı'nın zor günlerinin gölgesinde bu abide unutulmuştur. Yurt içi ve yurt dışı arşivlerde havacılık tarihimizle ilgili bilimsel araştırmalarım sırasında ihmal edilmiş ve unutulmuş olaylar, şahıslar veya tarihi gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan ve maalesef günümüze kadar gelmiş bazı yalan söylemlerle çok karşılaştım. İlk hava şehitlerimizin hayatıyla ilgili gözlemlediğim, belgeleriyle tanık olduğum ihmal ise beni her zaman çok üzmüştür. İlk hava şehidimiz, Deniz Çarşı Yüzbaşı Mehmet Fethi ile ilgili bilgisizlik ve ihmal o kadar büyüktür ki, onun şehit düştüğü olayı, tarihi olayı, tırnak içinde söylüyorum, sözüm ona, belgesel niteliğinde işleyecek olan, 2000 yılında TRT tarafından ortaya atılan ve Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından imzalanan Altın Kanatlar Projesi'nde süslü cümlelerle sergilenmekte olan gaflete dikkatinizi çekmek istiyorum. Tarihi yolculukta havacılığın düştükleri yerlerin arkeolojik tekniklerle tespit edilmesine çalışılması ve bu noktalara birer anıt taş dikilmesi. Başbakanın tanıtma fonundan 600 bin dolar ödenek talep edilen Altın Kanatlar Projesi'nin 2000'de arkeoloji uzmanı bulunmadığına da dikkat çekmek isterim. Arkeolojik tekniklere başvurmadan önce temel bilimsel araştırma teknikleriyle olayın tarihi yönünü araştırsalardı doğru bir iş yapmış olurlardı. Tarihi yolculukta ilk hava şehitlerimizin düştüğü yerler 1914 yılından beri arşivlerimizde mevcut belgelerle bilinmektedir. Ve 1914 yılından beri projenin TRT ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2000 yılından 86 öncesinden beri bu yerlerde bir anıt bulunmaktadır. 1955 yılında Hava Şehitleri Turgut'un Hava Dergisi'nden yayınlanan yazısı ile bu anıt Türk Havacılığı tarihinde çok önemli bir ama neredeyse tamamen unutulan ve bilerek ihmal edilen bu anıtın varlığını 1996-2001 yılları arasında İsrail İbrani Üniversitesi'nden Dr. Dolgoviç ile beraber sürdürdüğüm çalışma neticesinde belgeleriyle birlikte yeniden ortaya çıkardı. 2000 yılında Türkiye-İsrail Müşterek Askeri Tarih Kongresi'ne katıldığım sırada İsrail'de yerinde yaptığım inceleme ve araştırmaların sonuçlarını kendisini 105 rütbesi ile Ankara Mürted'deki 4. Anajet üstünde F-104 uçağı pilotu olduğu 1980 yılından beri tanıdığım dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Personel Daire Başkanı Hava Pilotu Tuğgeneral Mustafa Çotuksöken'e sundum. Çotuksöken generalin konuya ilgi göstermesi üzerine İsrail topraklarındaki ilk hava şehitleri abidemizin Türkiye Cumhuriyeti tarafından resmi olarak tanınması sağlanmıştır. Ekranlarınızda fotoğrafımızı gördüğünüz Yerah Paran, 1957 yılında Kibbutz Ha'am Kooperatif Çiftliği'nde genç bir memur olarak çalışmaya başlamıştır. Sosyal konulara çok ilgili olan Yerah Paran, abidenin varlığını fark ettiği andan itibaren onun bakımını ve çevre düzenlemesini hiçbir destek almadan uzun yıllar sürdürmüştür. Tel Aviv'deki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine yazılı olarak birkaç kez başvurmuş, anıtın bakımı ve çevre düzenlenmesi için destek istemiş,
hem de anıtın tarihçesi hakkında bilgi de talep etmiştir. Bu başvuruların bir kısmına geçiştirici yanıtlar almış, bazılarına ise maalesef yanıt verilmemiştir. Anıtın varlığının Türkiye Cumhuriyeti tarafından resmi olarak tanınmasını sağlamam neticesinde Yerah Paran'a yıllardır sürdürdüğü çabalarından dolayı şükran plaketi verilmiştir. Boğaziçi Deniz Kültürü Spor ve Çevre Platformu'nun sayın üyeleri ve sayın konuklar. Paran'a şükran plaketi verilen Kuvvetleri Komutanı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Hava Pilot Kor General Aydoğan Baboğlu tarafından imzalanmış belgeyi dikkatlice okumanızı rica ediyorum. Hatta beraber okuyalım. İsrail'in kuzeyindeki Tiberias Gölü yakınlarında 27 Şubat 1914 tarihinde şehit olan ve ayrıca ilk hava şehitleri olarak bilinen Fethi Bey Sadık Bey adına yaptırılan şehitliğin bakım, onarım ve korunmasının tarafınızdan hiçbir ücret talep edilmeksizin yapıldığını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. 2000 yıl tarihli bu belge 1914 yılında ilk hava şehitlerimizin anısına dikilmiş abidenin 86 yıl süreyle ihmal edildiğinin açık ifadesi ve kanıtı. Şimdiye kadar verdiğim örnekler, ihmaller ve yanlışlar silsilesinin sadece küçük bir bölümü. Sözlerimi bitirmeden önce bir örnek daha vereceğim. Bu örneği Altın Kanatlar Proje ekibinin ilk hava şehitlerimizin düştüğü yerin Genelkurmay Ateş Arşivindeki belgelerle zaten bilindiği ve burada zaten bir anıt mevcut olduğunu Hava Kuvvetleri Komutanlığı rapor etmiş olmamdan, arkeoloji uzmanı olmayan ekipleriyle hayali arkeolojik tekniklerle ceplerine para indirmelerini önlemiş olmamdan çok büyük rahatsızlık duyduklarını ve bunu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki değerli dostlar tarafından da bana iletildiğini belirteyim. Başbakanın tanıtım fonundan 600 bin dolar talep edilen Altın Kanatlar Projesi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından varlığının resmen kabul edilmesi ve tanımasını sağladığım anıtta 2001 yılında kalabalık bir TRT ve Hava Kuvvetleri Komutanı ekibinin katılımı ile bir tören düzenlendi. Ne hikmetse devletten yüz binlerce dolar ödenerek alınan bu projede ilk hava şehidimiz Deniz Çarşı Yüzbaşı Mehmet Fethi'nin ailesinden hiç kimse vatanı için görev yaparken hayatını kaybeden aile büyüklerini anmak üzere İsrail'de düzenlenen bu törene götürülmedi. Varlıkları ve adresleri bilinmekteydi. Vatanı için görev yaparken şehit düşen Deniz Çarşı Yüzbaşı Mehmet Fethi'nin anıldığı bu törede Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan da hiçbir personelin davet edilmemiş olmasının da bir hikmeti vardır diye düşünüyorum. Hayatı ve kişiliğiyle ilgi çeken ilgilerinden öğrendikçe kendisine saygı ve hayranlığım daha da artan Deniz Çarşı Yüzbaşı Mehmet Fethi'nin hatırasına bir katkıda daha bulunmak üzere tamamen şahsi inisiyatifimle ve şahsi kaynaklarımı kullanarak şehit düşmesinin 90. yılında hayatta olan aile yakınlarını İsrail'deki bu anıtı ziyaret etmeleri için girişimde bulundum. 2004'te Birinci Dünya Savaşı'nın İsrail topraklarına getirdiği teknolojik gelişmeleri konu olan İsrail'de düzenlenen Askeri Tarih Kongresi'ne katıldığım sırada bu özel ziyaretin de gerçekleşmesini sağladım. Bu ziyaretin öyküsünü de soru cevap katkısı kısmında ayrıca konuşabiliriz. Mehmet Fethi'nin şehit düştüğü görevi sırasında kullandığı Muavenet-i Milli Uçağı'nın orijinaline uygun olan ekranlarınızda gördüğünüz anıt da özel arşivler ve teknik destekle Gölcük Tersane Komutanlığı tarafından üretilmiştir. Deniz Çarşı Yüzbaşı Mehmet Fethi'nin ülkesi ve halkı için büyük bir cesaret ve özveriyle sürdürdüğü görevi sırasında şehit düşmesinin 100. yıl dönümünde 27 Şubat 1914 tarihinde Deniz Hava Üst Komutanlığı'nın ana girişinde düzenlenen özel tören sırasında açılışı yapılmıştır. Boğaziçi Deniz Kültürü Spor ve Çevre Platformu'nun değerli üyeleri ve sayın konuklar, vatan ve millet sevgisini her şeyin üzerine tutarak özveriyle görev yapan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını şükran duygularıyla anıyor, görev başında hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Deniz Çarşı Yüzbaşı Mehmet Fethi'nin gerçek hayat hikayesini belgeler eşliğinde sizlerle aktarmama imkan tanıyan Boğaziçi Deniz Kültürü, Spor ve Çevre Platformu'nun yöneticilerine ve beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Bülent Bey, çok teşekkür ederiz. Asıl biz size müteşekkiriz. Yani ben nefesim tutularak izledim bunu. Şehitler açısından en büyük sorun herhalde unutulmalarıdır, hatıralarının unutulmasıdır.
Fethi Bey'in hatırası unutulmamıştır ama çok sembolik, aynen böyle dolap anmaları dediğimiz, gardırop anmaları dediğimiz bir aile dönüşmüş durumdaydı. Şahsen burada anlatılan birçok şeyi ben de sizin anlatımınızla öğrendim. Gerçekten çok etkilendim. Emekli bir asker olarak her şeyden önce büyük bir teşekkürüm. Yani duygularımı ifade etmekte de zorlanıyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ben de bilmiyordum burada bir anıt olduğunu. Halbuki kendim de zamanında İsrail'i ziyaret ettim. Keşke o zaman öyle bir anıt olduğunu bilseydim. Biz de o bölgeyi ziyaret etmek için bazı çabalar gösterirdik diye düşünüyorum. Bir diğer katıldığım husus, kesinlikle ben de dile getirmek isterim ki bu Kara Hava Deniz Şehitleri'nin ayrı ayrı olan anma günlerinin birleştirilmesi silahlı kuvvetler içerisinde de çok kimseyi rahatsız eden bir uygulamadır. Ben de uygun olmadığını değerlendiriyorum. Kuvvetlerin kendi aidiyet duyguları vardır. Bu aidiyet duygusu önemli bir duygudur. Askeriyede, silahlı kuvvetlerde en önemli duygulardan birisidir bu. Yani bizim üniforma giyinmemizin, saçımızı tıraş etmemizin temel sebebi budur aslında. Bu aile ortamını yaratmak. Yani görüntü farklılıkları ortadan kaldırarak hepimizin bir olduğunu, bir bütün olduğunu göstermektir. Bu nedenle bu kuvvetlerin şehitlerini anma günlerinin tekrar ayrı ayrı yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bu böyle bir kimseye karşı bir hareket değildir dediğiniz gibi tamamen aidiyet duygusunun geliştirilmesi açısından önemlidir. Yoksa büyük bir bütünün içerisinde kaybolup gider. Evet, bunun haricinde ben denizci olduğunu biliyordum kendilerinin. Makinist olduklarını bilmiyordum ama pilot olarak biliyordum. Demek ki makinist eğitimine gidip sonradan da pilot eğitimi almışlar. Evet, burada şimdi şöyle bir bakıyorum. Öncelikle soru var mı, yazılı soru var mı diye bakıyorum. Sakarken kısaca sormak istedim. Çok teşekkür ederiz için. Bir şey sorayım ben hemen. Sınıfı değişmiş mi? Hep biz Çarkçı Yüzbaşı, Çarkçı Üsteğmen, Deniz Çarkçı Yüzbaşı olarak mı gitmiş? Arada bir sınıf değişikliği yok galiba, değil mi? Hayır, öyle bir sınıf değişikliği yok maalesef. Bunun da maalesef çok yanlış yorumlanıyor. Bu Şehitler Günü birleştirilmesi gibi her nedense maalesef hatta Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından yapılan bir yayının içinde onun denizci kimliğini gerçekten çok örseleyen ifadeler yer alıyor. Halbuki böyle bir şey yok. Kendisi çeşitli zamanlarda bir makinist, bir mühendis olaraktan yetenekli olduğu için mesela o zamanki tabiriyle donanmadan kara kuvvetlerine tayin edilmiş mesela. Yani onlarla beraber çalışmak üzere. Ama sonra tekrardan tersane amire silah tamir fabrikasına geri dönmüş kendisi. Ve yine belge eşliğinde aslında kullandığım bu tabiri Başliye Nezareti'nin Harbiye Nezareti'ne yazdığı yazıyla kendisi İngiltere'de tayyarcılık alanında eğitim almasına fayda vardır olaraktan bu göreve gönderilmiştir. Ve benim özellikle Deniz Müzesi arşivlerinde yaptığım çalışmalarda ki Türkiye'nin en güzel denizcilik arşivlerinden bir tanesidir. Hatta Türkiye'deki bence en iyi arşivlerden bir tanesidir. Gerek ince tasdikinin yapılmış olması, gerek orada çalışanların gayretleri ve bana da gösterdikleri büyük destekten dolayı bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Oradaki belgelerde de baktığımızda ki biliyorsunuz bütün subaylarımızın çok ayrıntılı sicil kayıtları vardır. Burada kendisinin herhangi bir başka kuvvet tayin edildiği konusunda herhangi bir ibarelerine dikkatini çekmiş olabilir. Belli bir dönemden formalarında kollarına taşıdığı o kıyafetini görmüyoruz. Ama dediğim gibi belgelerde onun herhangi bir başka kuvvete atandığı konusunda da herhangi bir kayıt da yok.
O yüzden zaten teşekkür ederim bu soru için. Söz almamın gayesi de oydu. Deniz Çarşı, Mehmet Fethi'nin, Deniz Çarşı Yüzbaşı Mehmet Fethi'nin hayatını özellikle sizin platformunuzda sunmayı arzu etmemin sebebi de denizcilikle ilgili geniş bir camianız var. Ve birçok denizci Mehmet Fethi'nin bu özelliğini değil, bilmedikleri için hani bu platformda bunu dile getirip tekrar o kimliğiyle de bir fayda olduğunu düşünüyorum. Evet, burada bir soru var ama ben önceden sormuş oldum onu. Sayın Bülent Başaran önce çok teşekkür ediyor, tebrik ediyor. Deniz çarkçı pilot özel bir terminolojik terim. Sizce Navy pilot terimi bulunmadan önce gene Osmanlıların kullandığı bir ilk terim gibi geldi. Ne dersiniz efendim diye sormuş. Zaten bu soruya cevap vermiş olduk. Teşekkürler var. Biz de teşekkür ederiz. Bu organizasyonu düzenlediğimiz için bize de teşekkür edilmiş. Biz de karşılık olarak teşekkür ediyoruz. Evet, Sevim Hanım, Sayın Bülent Yılmazer'e sunumu için çok teşekkür ediyorum. Bilmediğimiz detayları duygulanarak dinledik, öğrendik. Kendimizi de sorguladık. Çok teşekkürler, emeğinize sağlık demiş. Ben teşekkür ederim ilgisine. Evet, Necat Köksal Bey, duygularım alt üst oldu. Şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuz görevlilerin bir muhasebesini vicdanımıza karşı yapmak gerekir. İnancındayım. Sayın sunucuya ve sunumun gerçekleşmesine emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Yani burada bunu nasıl söyleyeceğim, nasıl dile getireceğim bilmiyorum. Bu konuya çok önem verdiğimi, kişisel olarak çok önem verdiğimi, bu tip konulara çok önem verdiğimi belirtmek isterim. Yani burada ben moderatör olarak çok fazla kişisel yorum yapmak istemiyorum ama çok öylesine hislendiğim bir konu ki, örnek olarak Atılay Denizaltısı. Atılay Denizaltısı'nın nerede battığı biliniyor. Nasıl battığına dair yorumlar var ama yorumlar vardı ama hiç deniz kuvvetlerinin de gittikçe imkanları gelişmesine rağmen Atılay Denizaltısı'nın tam lokalizasyonunu bulmak için hiçbir çaba gösterilmedi. Ne zaman ki çok müteşekkiriz kendisine Sayın Selçuk Kolay. Kendisi kendi gayretleriyle bu araştırmayı yaptı. Atılay'ın tam mevkisini buldular. Mayına çarptığını tespit etti. Mayın hasarını da tespit ettiler ve hatta o mayının demirini bile, ağırlığını bile buldular. Bu deniz kuvvetlerinin kendi göreviydi. Bu deniz kuvvetlerinin insanlarına, evet, görev sırasında kayıplar olabilir. Hepimiz buna zaten razıyız bir anlamda. Hepimiz bunun için yemin ettik. Bunun için namus sözü verdik. Ama böyle bir şey olduğunda bile personelinin kaderini soru işaretli bırakmamış lazımdı. Bunun deniz kuvvetlerinin kendisini çıkarması lazımdı. O kadar donanım. Ama bunu tekrar ediyorum, yine kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sayın Selçuk Kolay yaptı. Ben öncelikle Deniz Kuvvetleri'nin görevi olduğunu düşünüyorum bunun hala. Bu tip konular maalesef bizlerde hep eksik ele alınan konular. Halbuki her şeyden önce personelin öner verdiğinizi, soru işaretiyle onun kaderini belirsiz bırakmayacağınızı bilmesi lazım. Nereden bunu söylüyorum? Amerika'da ateşeyken Amerikalıların bir buldum. Amerika'da Güneyli Amerikalıların, Güneylilerin yaptığı çok ilkel bir denizaltı var, Hanley. Hatta bu denizaltı ile İşte Mississippi Nehri'nden çıkıp oraya ambargo yapan kuzey gemilerinden bir tanesini batırıyordu. Dönmüyor, kayboluyor. Onca yıl sonra o denizaltıyı buldular. Ve hatta içinde tabii cesetlerle beraber, cesetlerin kalanlarıyla beraber bulundu. O denizaltıyı askeri törenle, askeri bir üsse getirdiler.
oradaki askeri cenazeleri yapıldı. Askeri törenle cenazeleri gömdü. Hatta akrabaları bile bulundu bazılarının. Ve o şekilde defnettiler, defnedildiler. Yani bu tip uygulamalar, evet, insanların bir gün bir yerde kaybolabilirler. Görev uğruna, vatan uğruna bir görev yaparken kaybolabilirler, ölebilirler. Ama sonuç olarak ailelerine verilecek bir cevap olduğunu bilmeleri açısından önemli. Evet, ben de bu hissiyatımı dile getirmek istedim bu vesileyle. Sayın Levent Bey, Boğaziçi Deniz Platformumuzun YouTube sayfamıza abone olmanızı rica ederiz. Her zaman söylüyor zaten. Evet. Tik Bey, mükemmel değerli bilgileri sunmanızdan dolayı sevgi saygılarımla. Betül Hanım, her zamanki nazikliğiyle değerli sunumunuz için çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık demiş. Abi, bir soru var. Mehmet Fethi Bey ile ilgili Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hazırladığı kitaba nasıl ulaşabiliriz? Ben de şu anda bakıyordum yorumlara, o soruyu bekliyordum. Bu kitap bahsettiğim gibi 2014 yılında Deniz Hava Üst Komutanlığı ile beraber gerçekleştirdiğimiz amatör sırasında basıldı, yayınlandı. Kitap bu Deniz Hava Üst Komutanlığı'ndan Kocaeli'deki Cengiz Topal Hava Üssü'nde biliyorsunuz görev yapıyor. Oradan temin edilebilir diye düşünüyorum. Çünkü özellikle çok sayıda basılması konusunda ısrarcı olmuştum. Herkese de birer çok da güzel bir törendi. Fethi Bey'in uzak nesilden akrabası Elvan Yercan Hanım da oradaydılar. Kitabı sanıyorum halen Deniz Hava Üst Komutanlığı'ndan Deniz Müzesi'nde yok mu? Yok mudur? Ben doğrusunu isterseniz Deniz Müzesi'ne yakın zamanda gitmedim, görmedim de orada. O yüzden yok. Bilemiyorum doğrusunu isterseniz şu anda. Yine de bir fırsat bulursanız Deniz Müzesi'ne gitmenizi bir tavsiye ederim. Yani olabilirdi orada. Veya oradan da şey yapabilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz. Herhalde evet. Aslında belki o da doğru bir şey olacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eminim bir halkla ilişkiler birimi de vardır. Oradan da herhalde yine sorularak ben size bir diye düşünüyorum. Çiğdem Hanım, iyi ki böyle bir çalışmayı yapmışsınız. Emeklerinize sağlık diyor. Hepimizin dileklerini dile getiriyor zaten. Satı Tektaş, Bülent Yılmaz'a sunum için çok teşekkür ederim. Selamlar, saygılar. Muhammed, Bülent Hocam sunum için çok teşekkür ederim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları nurla dolsun. Herkesin ellerinden öpüyorum. İyi geceler. Kendisi 12 yaşındadır. O yüzden. Biliyorum, en genç üyemiz. Evet, en genç. Teşekkür ediyorum ilgisine. Ve Uluç Bey kritik soruyu sormuş. El kaldıranlara söz verilecek mi? Teşekkürler. Evet. Şimdi sözlü sorulara geçebiliriz. Buyurun efendim. Şaner Bey, siz buyurun. Şaner Alap. Evet, teşekkür ediyorum. ODTÜ Mezunlar Derneği Koleksiyon Kulübü'nün duayen üstad koleksiyoncusudur. Kendisini de araştırmacı koleksiyoner diye tanıtır Bülent Yılmaz'a. Tamam ya. Kitabını okuduk. Bu konuyu bir daha önce de dinlemiştik. Ama 5 defa dinlesek yeni bilgiler ediniyoruz. Aslında ben bu sunumu onun macerayla edindiği bir pilot kıyafeti vardır. Deri başlık, deri ceket, fermuarlı pantolon. Onunla sunması derdim ama herhalde daha ciddi olsun diye bizde böyle bir sunum yapmıştı. Benim sorum burada en uzun yüzbaşı Fethi Bey'in aldığı mesafe Konya. Ondan sonra Afyon-Konya bağlantısı var. Ondan önce tabii uzunluk olarak. Üçüncü uzun yolu da Şam-Kudüs ki düşüşün olduğu yer. Acaba bu uzun mesafeler kalkılabilir miydi veya o arada
olma olduğu tespit edebilir miydi? Onu soracaktım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim değerli Şener abiye. Güzel sözlerinden dolayı teşekkür ederim. Aslında kendisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde mezunlarımız arasında kolisyon yapan kişilerin bir araya gelmesinde o kulübün kurulması, kolisyon kulübünün kurulmasında lider olan kişidir. Ondan beraber kurucu üye olaraktan faaliyet gösterdim ben de. Bu merhalelerin veya işte durak noktalarının arasının aslında çok belirli dikkat edilerekten seçiliyor. Yola çıktıkları andan itibaren aslında kendilerinin o noktaların her biri Osmanlı topraklarında gerek Anadolu olanlar gerek bugün Orta Doğu toprakları dediğimiz mekanda kalan bütün o şeyler durak noktaların her biri Osmanlı topraklarının içindeki çeşitli önemlerinden dolayı seçiliyor. Buralara işte devletin de göndermek istediği mesajlar da var. Aynı zamanda bu durak noktaları daha önce Fransız havacılarının da durak noktaları. Dolayısıyla aslında orada yabancı bir devletin gövde gösterisi diyelim buna, güç gösterisi yapmış olduğu bu yerlerde Osmanlı İmparatorluğu Devleti'nin de aslında güçlü olduğu ve oralara yetişebildiği, oranın halkıyla ilgilendiği gibi mesajlar verilmek istendiği için bu nokta seçilmiş. Tabii aslında ilk planlandığına göre olmayan şeyler de oluyor, durumlarda meydana gelebiliyor. Uçaklarda çıkan çeşitli arızalar veya hava şartlarından dolayı zaman zaman tam arzu edilen durak noktalarına inilememesi veya onların değiştirilmesi, farklı bir yere iniş yapılması gibi durumlar da ortaya çıkabiliyor. Burada bu fırsatı kalmışken şundan da bahsetmek istiyorum. Gerçekten bu uçuş Osmanlı İmparatorluğu için çok önemli bir psikolojik harekat. Yani Balkan Savaşları'nın ardından yine zaten yabancı ülkeler, dış güçler hani diyoruz klasik olarak da ama gerçekten bunlar Orta Doğu topraklarında da gittikçe zayıflamakta olan zaten Osmanlı yönetiminin Orta Doğu topraklarında gözleri var ve burada kendi güçlerini oluşturmak, kendi lehlerine hava yaratmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Bunlara karşı da aslında bir bayrak gösterisidir bu 1914 yılında yapılan İstanbul'dan İskenderiye'ye kadar yapılan uçuş. Zaman zaman şimdi uçuş sırasında dönemin şartlarını düşünecek olursak ve uçakları da düşünecek olursak gerçekten her kalkış ve iniş aslında büyük risk taşıyan, hani 50-50 diyebileceğim bundan sonra ölüm riski taşıyan hareketler. Buna rağmen çeşitli duraklarda mesela yakın civardaki yabancı misyonların faaliyet gösterdiği bazı bölgelere özel uçuşlar yapılıyor. Mesela Beyrut'tan kalkıp daha doğuda bulunan ve özellikle misyonerlerin faaliyet gösterdiği bir kasaba üzerine giderek burada bayrak atılması gibi uçuşlar bu uçuşun bu psikolojik harekat veya devletin gövde gösterisi, aslında güç gösterisinin de ne kadar önemli olduğunu ve o inişlerde ve kalkışlardaki o risklerin de hep göze alındığını da gösteriyor bize. Mesafelerin dediğim gibi uzunlukları aslında çok dikkatli planlanmış bir şekilde seçilmiş. Mesela Konya'dan gidip sağlarının hamleden tarafında onu açtıktan sonra güney tarafında ki inilecek noktalar, inilebilecek yerler belli olduğu için mesela orada böyle uzun bir ayak seçilmiş. Aslında tam Konya'dan sonra Karaman'a kadar geliyorlar. Karaman'dan yani Toros Dağları'na yaklaştıktan sonra tekrar hareket ederekten Toros Dağları'nı aşıyorlar. Şam Kulis arasındaki mesafe de benzeri bir engel var önlerinde. Aslında Toros Dağları kadar zorlu değil. Maalesef konuşma sırasında bahsettim, konferansta da bahsettim. Mehmet Fethi'nin daha doğrusu o iki ayrı uçağın birden Sovyet yolunda yapılan bu uçuş sırasında uçuşla ilgili bir takım anıtlar çok çok gereksiz abartılı anıtlar işte Şam'dan Kudüs'e yapılan uçuşta da oradaki tepeler aslında zor aşılması çok zor olan tepelermiş gibi ele alan çalışmalar, anlatımlar var. Hatta bu yayınlardan bir tanesi maalesef pilot tarafından yayınlanmış hem de. Yani bir haritaya bakması, bir seri sefer haritasına bakması yeterli olurdu. Bu kadar abartması da gerek yoktu. Peki yine o ay o uzun da aslında alçak da olsa o tepeler, Golan tepeleri Toros Dağları'na göre bir hamlede Şam'dan Kudüs alması için
seçilmiş bir rota orası. Ve rotaların uzunlukları tabii ki uçakların o dönemdeki menzillerine göre de ayarlanmış durumda. Yani o yüzden orada fazla uzun olduğunu söyleyebileceğim bir ayak yok. Ama şu eksiklik belki var. Avrupa'da ve özellikle Fransa'da meydana gelen kazaların şunu görüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu içinde çok iyi bilinmediğini, yani yaptığım araştırmalarda bunu görüyorum. Avrupa'daki birçok başka olaylarla ilgili haberlerin dönemin Osmanlı İmparatorluğu'na yayınlanan gazetelerinde yer aldığını görüyoruz ama Fransa'da meydana gelen uçak kazalarından dolayı uçakların uçuşunun, bu tip uçağın özellikle Mehmet Fethi'nin uçtuğu Belediye uçağın uçuşunun durdurulduğunun, bununla ilgili araştırma yapıldığının ve bundan dolayı uçakta bir takım iyileştirmeler yapılmaya çalıştığının ilgili haberleri ben saklayamadım. Günümüzde çok önemli olduğunu söylediğimiz bilgi çağı diyoruz, iletişim çağı diyoruz. Bilginin aktarılması konusunda ya erişmesi konusunda, ulaşması konusunda orada bir sıkıntı yaşanmış herhalde ki bu bilgi olmadığı için yaşanan kazadan sonra belki uçağın onarımı yapıldığı sırada daha biraz daha ihtinalı davranmak, daha özen göstermek, biraz daha dikkatli bazı şeyleri gözden geçirmek önleyebilir miydi? Dediğim gibi bu bir soru işareti. Yani bugün bulunduğumuz noktadan belki de tarihi yazamayız, değiştiremeyiz. Sadece bir soru işareti tarafından benim kafamda. Ben Ali Gaya, buyurun efendim. Önerimize Allah rahmet eylesin. Sonra Bülent Bey'e bu sunumu için çok teşekkür ederim. Merak ettiğim bir şey var. Sunum sırasında iki yerde gözümden kaçmadıysa Türk bayrağını gördüm. Bunlar sonradan bu konuda oraya sunuma yerleştirildi yoksa Osmanlı dönemi olduğu için Osmanlı dönemi bayrağı olmaz mıydı? Hangi slaytlardan bahsettiğinizi şu anda bilemedim ama şöyle yani fotoğrafların hepsi kullanılan fotoğrafların ve belgelerin hepsi dönemin orijinal belgeleri fotoğrafları. Orada bayrak yer aldıysa vardır. Bir tanesi sanıyorum şimdi biraz düşünce üzerine hatırladım. Selanik şehrinin bir fotoğrafı var. Orada Türk bayrağı gözüküyor. Selanik'te aslında yıkılmış olan bir kemer var. Zafer kemeri diye geçer. Tak değil de aslında kemer çünkü taştan yapılmış bir yapı. Onun hemen önünde çekilmiş fotoğraf. Eski bir Osmanlıca yayından, ben onu kendi kütüphan bulunan bir yayından aldım koydum. Selanik şehri çünkü orada da yazdığım gibi Türk yenilikçi hareketlerinde önemli bir şehir. Önemli bir kültür merkezi. Oranın savaş yapılmadan teslim edilmesiyle ilgili bazı yorumlar hani bakış açısından dolayı haklı yönleri de olabilir ama şehrin ve halkın büyük bir tahribat görmesinin önlenmesi açısından da bana sanki doğru yapılmış bir hareket gibi gelir şehrin teslim edilmiş olması. Diğer geçtiği yeri şu anda slaytlara hızlıca göz atıyorum. Acaba nerede geçiyor Türk bayrağı diye. Toplu bir şeydi. Birisini hatırlıyorum uçak önündeydi. Hemen bakıyorum şu uçak önünde. Eskişehir'de çekilmiş fotoğraf var ama orada bayrak zaten net olarak evet uçağın önüne asılmış, pervanesine açılmış bir bayrak var. Dönemin aslında bunu paylaşabilirim sanırım sitelerle tekrardan şeyimi de ekranımı. Şöyle yapayım müsaadenizle bir saniye. Evet. Bu fotoğraftan bahsediyorsunuz sanırım. Evet, biri bu. Evet, bir tanesi de bu. Yine dikkat edilirse aslında zaten fotoğraf kendi başına birçok şey anlatıyor da yine dönemde bize birçok bilgi veriyor. Ve o bayrağın formundan da şeklinden de görüleceği gibi aslında tamamen elde yapılmış bir bayrak olduğunu görüyor. Hani hilalin veya yıldızın orantısız veya biraz çarpık çırpık durması şey olmamalı, birleştiricisi konusu olmamalı. Burada tamamıyla yerel halkın gayretiyle herhalde vatanseverlik duygularıyla da kendi eliyle yaptığı bir bayrağı orada uçağın pervanesine asıldığını görüyoruz. Doğru da benim merak ettiğim yani dönem Osmanlı dönemi olduğu için orada bizim bayrağın sonradan yok konuda. Hayır. O dönemde zaten bu bayrak kullanılmıyor. Yani o konuda bir yanlış bilgilenme veya yanlış anlaşma varsa onu düzeltelim. Yıldızlı bayrak çok uzun süre kullanılıyor. İmparatorluğu döneminde de kullanılıyor. Sadece mesela yıldızın olması veya uçları olması şeklinde değişik formlarda görülüyor. Bayrak
Irak Nizamnamesi maalesef ancak Cumhuriyet devrinde yayınlanmış bir nizamnamedir. Yani Osmanlı Devleti zamanında bir bayrak nizamnamemiz yok. Olayı belki yerel işte azıcık fark ediyor. Ama hani nitel kırmızı zemin üzerine beyaz ay yıldız uzun süre, çok eski zamanlardan beri hani bu coğrafyada hakim olmuş olan diyeyim devletlerin bayrağı Osmanlı İmparatorluğu. İlk defa rastladım Osmanlı'da böyle bir bayrağı. Oğuz, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bildiğinize. Burada sadece bir ilave yapmak istiyorum. Hasan Tahsin Paşa'nın Selanik'i teslim etmesi çok, nasıl söyleyeyim, çok masum bir hareket değil gibi geliyor bana. Çünkü yaklaşık 30 bin civarında Osmanlı askeri var hala elinde ve bütün sadece şehri teslim etmiyor, orduyu da teslim ediyor, silahlarını teslim ederek. Yani büyük bir katliam oluyor biliyorsunuz şeyden sonra da. Ordunun teslim olmasından sonra da gerek teslim olan askerler gerekse de Selanik şehrinin Müslüman ve Yahudi nüfusu büyük katliama uğramıştır. Dolayısıyla yani Bülent Hocam onu bir söyleyeyim. Benim Hasan Tahsin Paşa incelenmesi gereken birisidir diye düşünüyorum. O kadar hak veriyorum ben size. Yani evet çok masum olmayabilir ama hani bir gerekçe olarak belki, zaten belki diye ifade etmeye çalıştım onu. Hani şehrin ve halkın fazla zarar görmesi, evet maalesef savaş şartlarında bu tür olaylar, yani bahsettiğiniz, zaten savaş, ben hep söylüyorum, savaş iki heceden oluşuyor. Bu yıkım geri kıyı maalesef işte bir burada teslim olmak gibi, ondan sonra yani mücadele vermeden işte mümkün kadar halkı korumak amacıyla yapılan bir çalışma, çaba olsa bile o savaş olgusunun içinde bu tür kötü olaylar da yaşanabiliyor. Ve evet tabii şeyin de hani şehrin elde böyle bir kuvvet varken gerçekten hani İstanbul'dan bu konuda bir destek gelip gelemeyeceği, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bir destek gelip gelemeyeceği, bu kadar kolayca bu iş yapılmıyordu, oyalama taktiği uygulu yapılabilir miydi mesela gibi konuları muhakkak ki arşiv belgeleştiğinde araştırmasına ihtiyaç var. Sıta Hanım, duyuyor musunuz? Sıta Tektaş. Siz açabilirsiniz. Siz kapalı. İyi akşamlar. Alo, iyi akşamlar. Buyurun, buyurun, duyuyoruz sizi. Burada her şey nasıl? Güzel diyelim. Bir tamam, defa katılıyorum. Çok heyecanlıyım. İnanın çok etkilendim. Yani babamla amcamın gerçekten bu nasıl söylesem, heyecandan gerçekten nasıl ne diyeceğim bilemiyorum. Benim için çok önemli olan isimlerin sahibi hakkında ilk defa bilgim oldu. Ve bunu bu programda öğrendiğim, çok duygulandım. Teşekkür ederim size. Babamın ismi Fethi, amcamın Mehmet. Ve dedem bu isimleri Yüzbaşı Fethi Bey'den almış ve torunlarına koymuş. Çok mutlu oldum. Sizinle paylaşmak istedim efendim. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Uluçhan'dan Han özür dilerim. Buyurun evet, efendim. Estağfurullah. İyi akşamlar. Şehitlerimize ruhu şad olsun. Bülent Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Benim ikinci kitabımda İzmir Körfezi Batıkları'nda bir ara sizinle görüşmüştük. Yardımcı olmuştunuz bir konuda bana. Belki hatırlarsın. Tabii ki, çok mutlu olmuştum. Çok sağ olun. Evet, çok nadide eserler, çok nadide çalışmalar ama maalesef alıcısı yok. Alıcısı yok derken bilmiyorum, böyle bir şey yaklaşılıyor. İçselleştirilmiyor. Ben bunu kendi yaptığım iki çalışmam var, iki kitabım. Bir zamanlar Uzla'da ve İzmir Körfezi Batıkları. Aynı şekilde de biz de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ki İzmir Körfezi Batıkları diyoruz. Bu şekilde bir şey göremiyoruz, ilgi göremiyoruz, alaka göremiyoruz. Halbuki bir yerel tarih çalışması. Sizin çalışmanız gerçekten çok öncü çalışmalar. Yani ben
hayretle dinledim. O kadar güzel detayları işlemişsiniz, gitmişsiniz, gelmişsiniz. Tabii bu Osmanlıca'ya hakim olmak çok önemli. Ben de maalesef o eksiğimiz var. Çok memnuniyetle her zaman çok tebrik ediyorum. Başka herkese elinden geldiğince Osmanlıca bilgimde de yardımcı olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Valla çok güzel bir sunumdu. Çok duygulandık. O insanların bu haletini anlamaya çalıştık. Yani gerçekten çok güzel şeyler yaşattınız. Ben sizlere çok ediyorum, katılanlara çok teşekkür ediyorum. Son olarak sizin bir kitabınız var, Çanakkale Hava Savaşları diye. Vallahi bu kitap kara borsa. Bunu bir İş Bankası falan bir daha bir yayınlamayı düşünüyorum. Bu konuda sizden de yardım bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Ben tekrardan teşekkür ediyorum Uluç Kaptan'a. Bahsettiği kitap 2005 yılında yayınladığım bir kitap. Bir savunma sanayi firmamızın sponsor olması ve yayınlanmıştı. O savunma sanayi firmasından ben bir söz de aldım. Bir tanıtım projesi olarak ben yaptık onlarla. O şeyini yaşadıktan sonra, kendine de getirdiği diyelim o prestij bir promosyonu yaşadıktan sonra raflarda satılacak, halkın rahat ulaşabileceği bir yayın olaraktan da basılması konusunda bir anlaşmamız vardı ama bu söz konusu savunma sanayi firmasının ömrü buna yetmedi diyeyim. Ticari ömrü buna yetmedi. Maalesef o yüzden gerçekleşmedi o proje. İş Bankası Kültür Yayınları'yla bu konuda görüştük. Hatta nihai aşamaya geldik. İnşallah. Ama maalesef araya bir kara kedi girdi. Kimler olduğunu çok iyi biliyorum maalesef. O yüzden projeden ellerini çektiler. Aslında bu çıkardı. Her zaman bu tür çalışmaların ben daha önce burada zaten Levent Bey'le de programı yapmadan önce görüştüğüm zaman da ifade etmiştim. Bilginin yayılması çok önemli. Yani işte Şanar abi beni tanıyor. Gene aramızda ODTÜ Mezunlar Derneği Koleksiyon Kulübü'nden birkaç katılımcı daha olduğunu görüyorum ben. Zaman zaman girip beni çalışma mekanında da ziyaret ettiler. Şimdiki birikimin zaten Sayın Alaaddin Amiral'im de özgeçmişimi şey yaparken, okurken, kısaca bahsederken orada da bahsi geçti. Birçok yayınlarla, makalelerle, kitaplarla bunları yaymaya çalışıyorum. Bu Çanakkale Savaşları ile ilgili yayının da tabii ki halkın ulaşabileceği bir yayın olarak, bir prestij yayın değil ama raflarda, kitapçı raflarında rahatlıkla ulaşabilecek bir yayın olarak yayınlanmasını çok arzu ediyorum. Ve bu konuya hani o kırgınlık bir tarafa ben çok sıcak bakıyorum aslında. Her zaman da böyle projeyi gerçekleştirmek için gayret gösteririm. Yani gerekli çalışmayı da yaparım. Ve umarım hani bu konuda da bir şey buluruz, bir çıkış noktası buluruz. Sizin kitap çalışmanızdan dolayı bunların çok zor olduğunu biliyorsunuz siz de. Çok. Ama onu bulursak muhakkak ki yayınlarım. Çok çok memnun oluruz hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Burada hemen belirtmem gereken yazılı bir metin var. Sayın Bülent Yılmaz Er'e ve Boğaziçi Deniz Kültürü, Çevre ve Spor Platformu'na çok teşekkür ederim. Sayenizde Fethi dayımızı Şükran ile anmış olduk. Teyzem Aynur Ön Üçer adına hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bunu özellikle iletmem lazım. Ben Elvan Hanım'a teşekkür ederim. Aslında hani bu yorumlar, katlar bittikten sonra kendisine kısaca söz vermenizi rica ederim. Alaaddin Amiral'im. Hani o da bizlerle Fethi Bey'in üçüncü kuşaktan bir akrabası olaraktan duygu ve düşüncelerini paylaşırsa ben de çok mutlu olurum. Tabii ki. Aslında paylaştık mesajında ama hani söz alıp da paylaşırsa tekrardan mutlu olurum. Tamam. Atilla Akçil, Kırmızı Tabanlı Ay Yıldız Bayrak, 1800 Ay Yıldızlı Bayrak 1844'ten beri kullanılmakta demiş. Ferhat Bey de Beyaz Ay Yıldızlı Bayrak 1844'ten beri kullanılmaktadır. 29 Mayıs 1936'da Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bayrağı olarak kabul edilmiştir.